Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda canlılar alemine artık başlıyoruz. Canlılar aleminde ilk önce canlıları hücre yapılarına göre ayıralım. Onların neler olduklarını, hücrelerin hangi özellikleri taşıdıklarına bakalım. Daha sonra ise bakterilerden başlayıp canlılar alemine giriş yapalım. Şöyle, biz canlıları hücre yapılarına göre ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Prokaryotik hücre, prokaryotik canlılar ya da prokaryotik canlılar. Bir de ökaryotik canlılar. Ökaryotik canlılar. Şimdi prokaryotik canlılara baktığımızda bunlar basit ilkel canlılardır arkadaşlar. Ama bizim dünyamızda çok fazla yeri vardır bu canlıların. Bu canlılar nelerdir? Bakteriler ve arkelerdir. Şimdi prokaryotik canlıların özellikleri neler? Prokaryotik hücre yapısını hatırlayalım. Prokaryot hücre... ribozomdan başka hiçbir organel bulundurmayan, daha sonra çekirdek bulundurmayan arkadaşlar bir hücreydi. Prokaryotik hücrelerin DNA'ları sitoplazmada dağınık olarak bulunuyordu ve halkasal DNA'ya sahipti. Bu canlılar oldukça ilkel olan canlılardır. Ne dedik? Prokaryotik canlılar alemine hangileri giriyor dedik? Bakteriler ve arkeler dedik arkadaşlar. Bakteriler, arkeler. Bu canlılar prokaryotik canlılar alemi içerisinde sınıflandırılıyor. Ökaryotlara geldiğimiz zaman burada 4 tane canlı grubu var. Ve ökaryotik hücrelerin özelliği ise şöyle. Ribozomları vardır. Ribozom haricinde zarla çevrili diğer organelleri de vardır. Çekirdekleri bulunur arkadaşlar. DNA'ları çekirdeğin içerisindedir. Ve DNA'ları doğrusaldır ökaryotik canlıların. Prokaryotlar da halkasaldı. Bunu zaten hücre konusunu anlatırken prokaryot ve ökaryotik hücreleri detaylı bir şekilde anlattım. Burada sadece şöyle bir üstünden geçelim dedik. Şimdi ökaryotik canlılara baktığımız zaman kimler burada? Protistalar. Protista. Bitkiler, mantarlar, bir de hayvanlar arkadaşlar. Hayvanlar burada ökaryotik canlılar içerisinde bulunuyor. Biz ilk önce bakterilerden başlayacağız işlemeye, daha sonra sırasıyla devam edeceğiz. Aslında bu sıralama nedir? Bir hiyerarşik sıralamadır. Basitten gelişmişe doğru bir sıralamadır. En ilkeli bakteriler, en gelişmiş ise hayvanlardır arkadaşlar. Evet, geçelim o zaman bakteriler diyelim ve canlılarımızı anlatmaya başlayalım. Şöyle bir diyorum, bakteriler. Bakteriler. Evet. Bakterilerin özellikleri neler? Arkadaşlar, öncelikle bakterinin ben şeklini çizerek özelliklerini anlatmak istiyorum. İlk önce şekil üstünde hangi yapılar var bunları göstereyim. Daha sonra kenarına yazarız neler olduğunu. Bakterilerde şöyle bir hücre zarı bulunur. Bütün canlılarda, bütün hücrelerde olduğu gibi. Daha sonra içerisinde de halkasal bir DNA vardır arkadaşlar. Şöyle dağılmış bir şekilde halkasal DNA. DNA'nın bulunduğu kısımda hani çekirdeği olmadığı için nükleik bölge olarak isimlendiriliyor. DNA'nın bulunduğu kısım. Daha sonra RNA molekülleri vardır arkadaşlar. Şöyle renkli kalemlerle yapayım bunları. Hem de ayırt etmesi daha kolay olsun. O zaman DNA'mız ve hücre zarımızı çizdikten sonra RNA'lardan bahsedelim. Hem de çizdikçe de yazalım. Şunlar nedir? RNA molekülleridir. Bakın RNA. DNA'lar protein sentezinde görev alan moleküllerdir. Şu neydi? DNA'ydı. Burası ise hücre zarı. Hücre zarı. Şimdi içeriden dışarıya doğru çizmek istiyorum. İçeride başka neyi var? Bakterilerin ribozomları bulunur. Bakın şöyle turuncu ile çizdiklerim de nelerdir? Ribozomlardır. Bunlar da ribozom. Ribozomlar da protein sentezi olduğu için tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Ribozom organeli. Peki bunlar haricinde ne var? Bunlar haricinde eğer ki canlı fotosentez yapıyorsa... Canlı fotosentez yapıyorsa klorofil bulundurur arkadaşlar. Klorofil de yeşil renklidir. O yüzden şöyle açık yeşille yapmak istiyorum. Bakın eğer ki fotosentez yapıyorsa ne vardır? Klorofil pigmenti vardır. Klorofil. Çok fazla belli olmadı gibi ama onu isterseniz rengini şöyle değiştirelim. Şöyle klorofil diyelim. Klorofil pigmenti bulunuyor. Bu klorofil sayesinde de fotosentez yapıyor. Tabii ki hepsinde değil, sadece fotosentez yapanlar da vardır.
Yine oksijenli solunum yapanlarda mezozom dediğimiz hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan bir yapı vardır arkadaşlar. Bakın şöyle, hücre zarı içeriye doğru böyle kıvrımlaşır ve mezozom dediğimiz yapıyı oluşturur. Mezozom, bu da oksijenli solunum yapan bakterilerde bulunur. Peki başka ne var? Tüm bakterilerde ortak olarak bulunan hücre duvarı vardır. Hücre duvarının yapısı peptidodelikan yapıdadır arkadaşlar. Şöyle hücre zarının dış kısmında şöyle çiziyorum. Dış kısmında ne varmış? Hücre duvarı. Şu şekilde boyayalım, belli olsun. Evet, bu bizim bakterimizin hücre duvarı. Yine tüm bakterilerde ortaktır. Hücre duvarı. Arkadaşlar, bazı bakteriler kendilerine daha da böyle şeyi almışlardır. Koruma altına almışlardır. Ve hücre duvarı haricinde başka yapıları da bulunur. Hücre duvarının dışında bazı bakterilerde bir kılıf daha vardır. Bu kılıf protein yapılıdır ya da polisakkarit yapılıdır. Biz bu kılıfa kapsül diyoruz. Kapsül. Kapsüllü bakteriler oldukça dirençli bakterilerdir. Bu yüzden bunları ilaçlarla öldürmek oldukça zordur. Bakterilere karşı kullandığımız ilaçlar nelerdir peki? Tabii ki antibiyotikler, değil mi? Antibiyotikleri kullanıyoruz. Uzun süreli antibiyotik kullandığımız zaman bakteriler o antibiyotiğe karşı direnç kazanabilir. O yüzden uzun süreli ve doktor önerisi olmadan kesinlikle antibiyotik kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bakteriler direnç kazanabilirler. Zaten sürekli antibiyotik içen biriyseniz eğer, ki artık antibiyotikler reçetesiz satılmamaya başladı. Uzun süreli antibiyotik kullanıyorsanız bir süre sonra artık onların size yararı olmadığını görürsünüz. Bunun sebebi de dediğim gibi bir süre sonra direnç kazanmasıdır bakterilerin. Evet, gelelim başka yapılarına. Arkadaşlar, yine bakterilerde şöyle küçük kısa uzantılar vardır. Bu uzantılar bakterilerin birbirine tutunmasına, daha sonra bulundukları yere yapışmasını sağlayan uzantılardır. Biz bunlara pilus diyoruz. Bakın şöyle hücre zarından çıkan yapılardır bunlar. Kısa uzantılar. Bunlara da ne diyormuşuz? Pilus. Pilus. Bu yapılar dediğim gibi bakterilerin hem birbirine tutunmasını hem de bulundukları yere yapışmasını sağlayan yapılardır. Ve son olarak bir şey daha çizeceğim. Arkadaşlar, bazı bakteriler hareket ederken kamçılarını kullanırlar. Bazı bakterilerde şöyle kamçı bulunur. Bu kamçı da hareketi sağlayan yapıdır. Evet, bakterinin genel olarak şekli böyle. Bu şekilde yapıya sahiptir bir bakteri. Bütün bakterilerde bulunanların yanına şöyle yıldız işareti yapacağım. Sadece bazılarında bulunanları ise yuvarlak işareti yapacağım arkadaşlar. Bakın, bütün bakterilerde ne vardır? Hücre duvarı, hücre zarı, RNA, DNA, ribozom. Tüm bakterilerde ortak olarak bulunur. O zaman şöyle yıldız yapalım. Diyelim tüm bakteriler. Bu arada pilus da tüm bakterilerde bulunur. Gelelim diğerlerine. Kapsül, klorofil, mezozom ve kamçı sadece bazı bakterilerde bulunuyor arkadaşlar. Bunları da şöyle yuvarlak yapıyorum. Yuvarlak olanlarda neymiş? Bazı bakteriler. Bazı bakteriler. Evet, bu şekilde bakterilerin yapısı böyledir arkadaşlar. Bu şekilde isimlendiriyoruz, bu şekilde anlatıyoruz. Peki gelelim söylediklerimizi yazalım. Ne diyecektik? Tüm bakterilerde hücre duvarı, hücre zarı, ribozom, DNA, RNA bulunur. RNA bulunur. Bazılarında hareketi sağlayan pilus ya da kamçı bulunur. Bu pilus ne işe de yarıyor dedi. Bu arada pilusa yanlışlıkla yıldız yaptım arkadaşlar. O da yuvarlak olacak. Bazılarında bulunuyor bakterilerin. Pilus ya da kamçı bulunuyor. Pilus bakterilerin hem hareketini sağlıyor hem de bulundukları yere tutunmasını, birbirlerine tutunmasını sağlıyor. Yine fotosentez yapan bakterilerde
Ne bulunuyor? Klorofil. Klorofil bulunur. Arkadaşlar, oksijenli solunum yapan bakterilerde de mezozom bulunur. Bu mezozom hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan bir yapıdır. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom bulunur. Mezozom bulunur. Evet. Bu şekilde bakterilerin genel özelliklerini söyleyebiliriz. Ayrıca hücre duvarının yapısını da söyleyelim. Hücre duvarı peptidoglikan yapıdadır. Hücre duvarı peptidoglikan yapıdadır. Yapısı genellikle soruluyor, karşınıza çıkabilir. Bakterilerle ilgili genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Yani genel özellikleri bu şekilde. Arkadaşlar, şimdi bakterilerde beslenmeye, üremeye ve bakterilerin diğer özelliklerine, solunumuna bakalım nasıl yapacaklar. O zaman bakterilerin şöyle genel özellikleri olarak bir başlık yazalım. Bakterilerde beslenme. Bakterilerde beslenme. Arkadaşlar, bakteriler ototrof ya da heterotrof olarak beslenebilirler. Ototrof beslenenler fotosentez yapanlardır ya da kemosentez yapanlardır. Heterotrof beslenenler ise saprofitlerdir. Yani çürükçül olarak beslenen bakterilerdir. Onların özelliklerine değinelim şimdi. Şöyle ikiye ayıralım bakterileri. Ototrof beslenenler, bir de heterotrof beslenenler. Ototrof, bir de heterotrof. Heterotrof. Arkadaşlar, ototrof ne demekti? Ototrof, kendi besinini kendisi üreten. Heterotrof ise besini dışarıdan hazır alan demekti. Şöyle yazalım, bakın, ototrof olanlar ya fotosentez yaparlar ya da kemosentez yaparlar. O zaman şöyle ayıracağız. Fotoototroflar, bir de kemoototroflar var. Fotoototroflar ne yapıyor? Fotosentez yaparlar. Fotosentez yapar. Peki bunlarda klorofil var mı? Klorofil vardır. Yeşil renklidirler hatta. Klorofil bulunur. Kemoototroflar ise ne yapıyorlar? Kemosentez yaparlar. Kemosentez yapar. Bunlarda klorofil var mı arkadaşlar? Klorofil yok. Klorofil ne işe yarıyor bu arada? Klorofil ışığın soğurulmasını ve ışıktaki enerjinin elde edilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden klorofil fotosentez yapanlarda gerekli olan yapıdır. Gelelim heterotrof olanlara. Heterotrof olanlar ise saprofit ya da parazit beslenirler arkadaşlar. Şöyle yazalım. Saprofit, yani çürükçül. Çürükçül. Ya da yazamadım bir türlü. Parazit beslenirler. Parazit beslenirler. Evet, heterotrof olanlar da bu şekildedir. Saprofit, yani çürükçül ya da parazit olarak beslenen bakterilerdir. Bakterilerde beslenme olayı bu şekilde. Şimdi gelelim bakterilerde solunuma. Bakterilerde solunum. Arkadaşlar, solunum olayını bakteriler 3 şekilde yapabiliyor. Ya oksijenli solunum, ya oksijensiz solunum, ya da fakültatif olanlar. Fakültatif olanları şimdi daha detaylı olarak anlatacağım. Şöyle diyelim, bakterilerde solunum. Bakterilerde solunum. Arkadaşlar, ne dedik? Üç şekilde yapıyorlar dedik. Ben ilk önce şunu anlatmak istiyorum size. Bir diyorum, zorunlu aerobik. Aerobik. Aerobik ne demek? Oksijenli solunum. Zorunlu aerobik bakteriler. Şimdi aerobiği nasıl aklımızda tutacağız? Bir hani spor yapıyoruz ya, aerobik sporu. Aerobik spor yaparken ne diyoruz? Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. İşte nefes alıp verirken oksijen alıp karbondioksit verdiğimiz için aerobik solunum oksijenli solunum demektir. Tamam mı? Buradan aklınızda kalsın. Bunlar ne yapıyor? Mezozom bulundurur. Mezozom bulundurur ve oksijen kullanarak enerji üretir. Enerji üretir.
Evet, zorunlu aerobik bakteriler bu şekilde. Gelelim ikincisine. İkincisi zorunlu anaerobik. Zorunlu anaerobik. Yani oksijensiz solunum yapanlar. Bakteriler. Arkadaşlar bakın, aerobin başına an eki getirdik. Ne oldu? Oksijensiz oldu. Yani oksijenli bildiğiniz zaman oksijensiz de çıkarabilirsiniz. Bunlar zorunlu olarak oksijensiz solunum yaparlar ve mezozon bulundurmazlar. Mezozon yoktur. Yoktur. Oksijen kullanmadan enerji üretirler. Enerji üretirler. Bir de fakültatif olanlar vardır. Arkadaşlar, fakültatif olanlar şöyle, ben fakültatif olanları ikiye ayıracağım. Geçici aerobik ya da geçici anaerobik olanlar olarak ikiye ayıracağım. O zaman şöyle yazalım. Geçici aerobik bakteriler. Şimdi bunlar geçici olarak oksijenli solunum yapacaklar. Nasıl yapacaklar bakın. Normalde, normal şartlar altında oksijensiz solunum yapıyorlar. Ama ortama oksijen verildiği zaman geçici olarak oksijen de kullanabiliyorlar. İşte biz bunlara geçici aerobik bakteriler diyoruz. Bakın normalde oksijensiz solunum yapar. Bazen oksijen de kullanır. Oksijen kullanabilir. İşte bunlar nedir? Geçici aerobik bakteriler. 4 diyelim. Geçici anaerobik bakteriler. Geçici anaerobik bakteriler. Bunlar da normalde oksijenli solunum yapıyorlar. Ama geçici olarak oksijen kullanmadan enerji üretebilirler. O zaman şöyle diyelim. Normalde O2'li solunum yapar. O2'li solunum yapar. Bazen oksijen kullanmazlar. Kullanmayabilirler diye. Nasıl aklımızda tutacağız? Arkadaşlar bakın, geçici aerobik, geçici oksijenli solunum. O zaman bu normalde ne yapıyor? Oksijensiz yapıyor. Geçici olarak oksijenli yapıyor. Geçici anaerobik, yani geçici oksijensiz solunum yapıyorlar. Normalde oksijenli solunum yapıyor. Geçici olarak oksijensiz solunum yapıyor. İşte bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bunları tüpler içerisine koyduğumuz zaman belirli bir yerde birikiyorlar arkadaşlar. Şöyle tüplerini şu yana çizmek istiyorum ben. Başka sayfa çıkarmayayım. Bakın şu şekilde 4 tane tüpümüz olsun. 4 tane tüp. İçerisinde de bakteriler olsun arkadaşlar. Bakterilerin büyüyebileceği bir besi yeri var. Birincisinde bakteriler şöyle üst düzeye birikmişler. Bakın üst tarafta birikmişler. İkincisinde dip tarafta birikmişler. Üçüncüsünde dip tarafta yoğun ama üst tarafta da birkaç tane var. Dördüncüsünde ise üst tarafta yoğun olarak bulunuyor ama alt taraflarda da birkaç tane bulunuyor. Bunların şimdi bakalım isimlendirilmesini nasıl yapacağız? Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Üst tarafta bulunanlar, bakın bunlar oksijen kullananlardır. O zaman bunlar nedir? Aerobik bakterilerdir. Aerobik bakteri. Üst tarafta bulunduğu için üst tarafta oksijen de var. Dolayısıyla aerobik bakteri var. Alt tarafa baktığımızda alt taraftakiler anaerobik bakteri. Anaerobik. Çünkü alt tarafta oksijen yoktur arkadaşlar. Alt tarafta olmadığı için de bunlar oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Şimdi bizim için nasıl önemli olanlar bunlar? Çünkü bunları nasıl ayırt edeceğiz? Bakın yoğun olarak alt tarafta bulunuyor. O zaman bunlar aslında oksijenli solunum, oksijensiz solunum yapıyorlar. Ama geçici olarak yukarıya çıkmışlar. O zaman geçici olarak ne yapıyor bunlar? Oksijenli solunum. O zaman bunlara ne diyeceğiz? Geçici aerobik diyeceğiz. Geçici aerobik. Bakın geçici olarak oksijenli solunum yapıyorlar. Geçici aerobik bakteriler. Buraya baktığımızda bakın üst tarafta yoğun olarak bulunuyorlar oksijenli kısımda ama geçici olarak ne yapmışlar bunlar? Oksijensiz. O zaman geçici anaerobik diyeceğiz. Geçici anaerobik bakterilerdir. Evet, bu şekilde bakterilerde solunumu da
ayırt etmiş oluyoruz. Şimdi geçeceğiz bakterilerde üremeye arkadaşlar. Bakterileri bu şekilde bitirmiş olacağız. Şöyle sayfayı değiştirelim ve bakterilerde üreme diyelim. Bakterilerde üreme ile birlikte konumuzu bitirelim. Bakterilerde üreme. Arkadaşlar bakteriler iki şekilde ürerler. Eşeyli ya da eşeysiz. Şimdi eşeyli eşeysiz nasıl olacak? İlk önce şöyle bir ayıralım. Eşeyli eşeysiz diyelim. Şöyle eşeysiz üreme. Şuraya da eşeyli üreme diyoruz. Eşeyli üreme. Arkadaşlar eşeysiz üremelerini ikiye bölünme şeklinde yapıyorlar. O zaman yazalım. İkiye bölünme şeklinde yaparlar. İkiye bölünme şeklinde yaparlar. Peki nasıl yapıyorlar ikiye bölünme şeklinde? Şöyle bizim bir de bakterimiz olsun. Bakterinin DNA'sı. Bakteri DNA'sındaki hemen eşliyor arkadaşlar. Bakın şurada bir eşleme olayı gerçekleşiyor. DNA'yı eşledi. Hemen altına yazıyorum. DNA eşlenir. DNA eşlenir. Ve ne olur burada? Hemen bakteri ortadan ikiye bölünür. Ortadan ikiye bölündüğü zaman bizim iki tane şöyle nur topu gibi DNA'mız olur. Bakın nur topu gibi bir iki tane DNA'mız oldu. İşte bu nedir? İkiye bölünme şeklinde bir eşeysiz üremedir. Böylece sayıları artmış olur. Eşeyli üremeye geldiğimizde burası aslında biraz daha karışıktır. Normalde bakteriler aslında eşeyli üreme yapmıyorlar. Ama konjugasyonla genetik çeşitlilik sağladıkları için biz buna eşeyli üreme olarak alıyoruz arkadaşlar. Şöyle diyelim, yazalım isterseniz. Bakteriler eşeyli üremezler. Üremezler. Ancak konjugasyon, birkaç tane daha var konjugasyon gibi. Transdüksiyon ve transformasyon olayları ile genetik çeşitlilik sağlarlar. Şimdi ben size konjugasyondan bahsedeceğim detaylı olarak. Diğer ikisinin de sadece tanımını yapacağım arkadaşlar. Konjugasyon şöyle bakın. Konjugasyonda iki tane bakteri var. İki tane bakteri. Bakteriler birbirine gen aktarımı yapıyorsa biz buna konjugasyon diyoruz. Nasıl yapacaklar bunu? Normal ana DNA'ları haricinde bazı bakterilerde plazmit dediğimiz yapılar bulunur arkadaşlar. Mesela bunda plazmit vardır. Bakın şu plazmit. Bakterinin genel özelliklerini söylemedim, burada söylüyorum. Plazmit dediğimiz yapılar bazı bakterilerde bulunuyor ve dirençlilik sağlıyor. Plazmit dediğimiz DNA'lar vardır. Plazmit bulunanlar F pozitif, plazmit bulunmayanlar ise F negatif olarak isimlendiriliyor. Sonra bunlar aralarında bir köprü kuruyorlar arkadaşlar. Bu köprüye de sitoplazmik köprü diyoruz. Bakın şöyle bir köprü kuruyorlar. Birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Ve aralarında sitoplazmik köprü kuruyorlar. Bu köprü sayesinde bakterilerin, yani birinci bakteri ile ikinci bakterinin sitoplazmaları birbirle temas halinde oluyor. Hemen F pozitif olan bakteri plazmiti çift katlıdır bu arada, çift zincirlidir. Bu çift zincirli olan plazmitin bir zincirini açıyor. Bakın şöyle bir zincirini açıyor ve bu zinciri nereye aktarıyor? Diğer bakteriye aktarıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Konjugasyon olayı diyoruz. Bu sayede her iki bakterinin de neyi oldu bakın? Plazmiti oldu arkadaşlar. Her ikisi de plazmite sahip oldu. İşte biz bu olaya konjugasyon diyoruz. Bu olay genetik çeşitlilik sağladığı için eşeyli üreme olarak alıyoruz. Birey sayısında herhangi bir artış oldu mu? Bakın 2 taneydi. Hala 2 tane. Birey sayısında artış olmaz. Şöyle yazalım. Her ikisinde de plazmit olur. Ne dedik? Konjugasyon olayı üreme değildir. Sadece çeşitlilik sağlanır. Şuraya yazalım. Konjugasyon
Konjugasyon üreme değildir. Üreme değildir. Sadece çeşitlilik artar. Çeşitlilik artar. Birey sayısı artmaz. Birey sayısı artmaz. Peki transdüksiyonla transformasyon ne? Arkadaşlar, bir bakterinin içerisine yabancı bir gen girince onun bir parçası haline geliyorsa biz buna transformasyon diyoruz. Eğer ki bu işlemi virüsler aracılığıyla yapıyorsak buna da transdüksiyon diyoruz. Bir bakterinin içerisine yabancı bir gen girip onun bir parçası haline geliyorsa bu olaya transformasyon diyoruz. Bunu virüsler aracılığıyla yapıyorsak da bizim yapmamız gerekiyor. Virüsler aracılığıyla yapıyorsak buna da transdüksiyon diyoruz. O zaman transformasyon ve transdüksiyonu da yazalım şuraya. Ne dedik? Bakterinin içerisine, bakterinin içine yabancı bir gen, yabancı bir gen girip onun bir parçası haline gelmesine ne diyorduk? Transformasyon denir. Bu olayın virüslerle yapılmasına transdüksiyon denir. Evet, bu şekilde transformasyon ve transdüksiyon. Şöyle altlarını da çizelim. Belli olsun. Arkadaşlar, bir de size bakterilerle ilgili son olarak bir şey söylemek istiyorum. Şuraya not yazıyorum. Bakterilerde bir olay daha var. Bu olay şu. Bazı bakteriler, hepsi değil, kendilerini tehlikede hissettikleri zaman DNA'larını eşliyorlar ve o DNA'nın etrafına protein yapıdan bir kılıf sentezliyorlar. Bu sayede bu yapıyı kendi hücrelerinin bir köşesinde bekletiyorlar. Ortam koşulları kötüye gittiğinde bakteri parçalanıyor ama içerisindeki o yapı sağlam kalıyor. Ortam koşulları normale döndüğünde bu yapı tekrardan su alıp işte veya enzimlerini çalışabilir hale getirip yaşamaya devam ediyor. Biz bu yapıya endospor diyoruz arkadaşlar. Endospor bir üreme değildir. Kendini koruma adaptasyonudur. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Endosporu da yazalım ne olduğunu. Daha sonra bakterileri bitirelim arkadaşlar. Şöyle diyelim endospor için. Bazı bakteriler ortam şartları kötüye gidince DNA'sını eşler ve etrafını protein kılıfla çevreler. Bu yapıya endospor denir. Dediğimiz gibi endospor bir üreme şekli değil, sadece kendini koruma adaptasyonudur. Ortam normale dönünce endospor yaşamaya devam eder. Evet, bu şekilde de notumuz. Böylece biz bakterileri bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakterilerle ilgili mutlaka soru çözümü yapın. Bu arada bakterilerin bir özelliği de var. Gram pozitif ve gram negatif bakteriler. Bunlar müfredattan kaldırıldı. O yüzden anlatmıyorum burada. Siz de karşınıza soru çıkarsa kesinlikle çözmeyin arkadaşlar. Boşu boşuna bilgi kalabalığı olmasın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.